Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün taktik motifler serimize yol kesme, kare doldurma, kare temizleme gibi konulara değinerek devam edeceğiz. Yine aslında bir nevi kombinezon çözme etkinliği yapmış olacağız. Pratik yapmış olacağız aslında taktikler çözerek. Ancak bu taktikleri bahsettiğim motiflerle çözeceğiz. O motiflerle çözülecek kombinezonlar hazırladım. Birlikte çözmeye çalışarak taktik gücünüzü sınayabilirsiniz. Pratik de yapmış olursunuz kombinezon çözerek. Tabii videoya başlamadan önce hani konuları işlemeden önce şundan da bahsedeyim. Altuğ Duman diye sıkı takipçilerimizden bir arkadaşım var. Kendisinin de sizin maçlarınız bölümünde bir partisini analiz edip yayınlamıştım. O turnuvada kendisi hani üstünlük elde edebilecekken çok zorlamayıp berabere yatmayı tercih etmiştir. Rakibi ünvanlı sporcu olduğu için belki de çekinmişti. Kısa bir süre önce kendisi bir FIDE Master'la, FIDE ustasıyla onun simultanesinde oynadığı bir partiyi gönderdi ve bu kez eşit gibi gözüken konumu zorlaya kazanmış. Kazanmayı başarmış bu kez. Sizin tavsiyelerinizi dinledim. O sayede FIDE ustasını yendim şeklinde mesaj attı. Teşekkür etti bana. Ben de kendisine teşekkür ederim. Benim tavsiyelerime uymaya çalıştığı için ve bunun sonucunu aldığı için de kendisini tebrik ederim. Ondan da bahsedelim. Şimdi ilk örneğimiz bu konumda yol kesme üzerine. Yine videoyu durdurup tabii istediğiniz bir zaman çözmeye çalışabilirsiniz soruyu. Ben konunun aydınlatılması için biraz bahsedeceğim, yani anlatacağım bu örneği. Şimdi konumda siyahların şahının çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bir yandan da beyazların siyah şaha hücum eden çok önemli taşları var. Bunların hepsini kullanarak bir kombinezon hazırlayıp pozisyonu kazanıyor beyazlar. Ancak rakibin tehdidini de göz ardı etmemek lazım. Şimdi burada gözüken hamle ilk aklımıza gelen hamle F6 olabilir. Ancak tabii şimdi F6'dan sonra şunu istiyoruz. Eğer kale G8 ile G7 karesinden gelecek matı engellemeye kalkarsa o zaman fil G7 ile şah çekiyorum. Kaleyle almak zorunda. O durumda da vezirle alıyorum, mat ediyorum. Dolayısıyla bu konumda aklımıza F6 gelebilir. Ancak F6 hamlesi çift soru. Çünkü kazanabileceğimiz konumu bir anda eşit bir oyuna dönmesine sebebiyet veriyoruz. Hatta belki siyahlar üstün olacak. Çünkü vezir C5 şah hamlesi var. Vezir C5 şah çektiği için aynı zamanda veziri de tehdit ettiği için vezir kırışılması kaçınılmaz. Vezir çarpı C5, at çarpı C5. Şimdi siyahlar piyon önünde kaldı. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekir. Ve bu parti Friedrich Zemisch'le Karl Oskar Ehü arasında oynanmış. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ehü diye yazılıyor. Kendisi çift ünlen bir hamleyle oyunu kazanmayı bilmiş. İnanılmaz bir hamle. Gördüğümde ben de anlayamamıştım ilk etapta. Sonradan vezir C5 şah tehdidini kesmeye yönelik olduğunu anladım. Kale E5 çift ünlen. İnanılmaz bir hamle. Kale E5, yani nasıl olur böyle bir hamle? Nasıl çok iyi hamle olabilir? Hani fil C3'teyken ne yapabiliyordu da, nasıl bir savunma yapabiliyordu da E5'teyken yapamıyor. Ama olay o zaten. Fil E5'i aldığında o durumda F6 oynuyoruz ki şimdi vezir C5 şah çekemesin. Vezirlerin değişilmesini force edemesin. Zorunlu kılamasın bizim için. F6'dan sonra şimdi vezir C5 ile şah çekse bile şah H1 kaçacağım. Vezirleri değişemedi rakip. Kale G8 oynarsa aynı matı yapacağım. Daha önceden göstermiş olduğum matı yapacağım. Dolayısıyla kale E5 hamlesi vezir C5'e geldikten sonra 5. yatayı kesen bir hamle. 5. yatayda yol kesen bir hamle. O yüzden kale E5 çift ünlem. Başka hamleler de kazanıyor ama kale E5 hamlesi inanılmaz, gerçekten çok kuvvetli bir hamle. Bu konumda peki siyahlar F6 oynarsa ne olur? Hani kale E5 force bir hamle değil sonuçta. Hani şah çekmeye yönelik veya rakibin taşını tehdit etmeye yönelik, taş almaya yönelik bir hamle olmadığı için sadece yol kesiyoruz. Dolayısıyla siyahların savunma olanaklarını da gözden geçirmemiz gerekir. F6'ya ama vezir çarpı F6 hamlesi var.
Rakip şah G8 geldiğinde vezir G5 ile bir daha şah çekiyoruz. Ve bu konumda şah F7 kaçarsa vezir G7'den mat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geri şah H8 kaçmak zorunda. Vezir G7 kapatırsa vezir G7 mattı. Bu konumda da kale E7. Ver veziri, ver fil G7 hamlesini. İki şey istiyorum. Çok ciddi tehditlerim var. Vezir C5 şah çekip şah H1 kaçınca ondan sonra kale G8 geleyim de en azından G7 karesini bir kez daha savunayım. Rakibim fil G7 oynayamasın derse. Ve o durumda da F6 var. Yine yol kesme hamlesi. Vezirin, filin H8 A1 diagonalindeki yolunu kesiyoruz. Bu sayede rakibin bir savunmacı taşını işlevsizleştiriyoruz aslında. Kale çarpı G5 veya vezir çarpı G5 alırsa, ikisine de bakalım ayrı ayrı. Vezir çarpı G5 alırsa kale H7 inanılmaz bir mat. C2'deki filin de oyuna girdiğini görüyoruz. Aslında yol açma, yolu temizleme kombinezonu da var biraz işin içerisinde. Kaleyle alırsa bu durumda kale E8 şah çekebiliyorum. Kale G8 kapatınca bu sefer fil G7 mattır. Açmazdaki taş alamaz, şah da alamaz piyon koruduğu için ve mattır. Kale E5 inanılmaz bir hazırlık hamlesi, yol kesme hamlesi ve Semih bu partiyi kazanmayı bilmiş 1946 yılında. İkinci örneğimize geçelim. Yine yol kesmeye yönelik bir kombinezon. Yol kesme motifini kullanabileceğimiz ve kazanabileceğimiz bir kombinezon. Evers ile Kiffmeyer arasında hangi yıl oynandığını bilmediğimiz bir parti. Sadece kayıtlara geçmiş bu konum. Videoyu durdurup beyazların kazancını bulmaya çalışabilirsiniz. Buyurun. Beyazlar fil F4 çift tünlem hamlesiyle kazanıyor. Fil F4 nasıl bir hamle? Hani şahla alıp piyonumuza daha da yaklaşıyor aslında. Ama tabii yol kesmeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ya da rakibin savunmasını işlevsizleştirmeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Fil F4, şah çarpı F4, H6, şah G3, o da vezir çıkmaya çalışsın. Çünkü şah G5 giderse H7 süreceğim, yetişemeyecek piyona. O da vezir çıkmaya çalışsın ama iş işten geçti artık. H7, F4, H8 vezir. Burada F3 sürse bile biz gerek şahımızı bu piyona yaklaşarak, geçer piyona yaklaşarak, gerek vezirimizle şahı tehdit ederek şahın piyondan koparılmasına yönelik hamleler yapabiliriz ve kazançtır bu konu. Peki fil F4 yapmasaydık ne oluyordu? Acaba H6 direkt sürseydik kazanmıyor muyduk? Hayır, kazanmıyorduk çünkü F4 hamlesi var. Şimdi H7 sürersek F5 sürüyor ve 1-1 o triple piyonlarının önünü açmış oldu. Yani tek bir dikeyde üçlenmiş piyonlarının önünü açarak filin H8 ile olan bağlantısını sağladı ve artık tek kazanma umudumuz olan H7 geçerine rakibimizin fili yetişti. Onun vezire terfi etmesini engelledi. Dolayısıyla fil F4 hamlesiyle çünkü D4'teki filin H8'e ulaşmasının tek yolu önce F4 sonra F5 sürmek. O sayede yolu açabiliyoruz. Rakibin o savunmasını engellemeye yönelik bir yol kesme yöntemiyle, inanılmaz bir hamleyle beyazlar kazanmayı bilmiş. Bu konumda da sıra beyazlarda. Beyazların taş geride olduğunu görüyoruz. Ancak öyle bir hamle var ki, öyle bir hamle dizisi var ki, öyle bir kombinezon var ki burada beyazlar kazanıyor. Yine yol kesme ve kare temizleme. Yani kullanabileceğimiz bir karede kendi taşımız var ama biz onu, o kareyi başka taşla kullanmak istiyoruz. Ona yönelik kare temizleme hamlesi. Kareyi istediğimiz taşla, doğru taşla kullanmak için yapılan bir hamle. Videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz. Buyurun. Beyazlar kale F5 çift tünem hamlesi yapıyor. Gerçekten mükemmel bir hamle. Harika bir hamle. Şimdi bu hamlenin amacı ne? Vezirin alabileceği yere kalemizi koyduk ve vezir kalemizi alınca filini korumaya devam ediyor. Şimdi bu hamlenin amacı kareyi temizleme. Yani ben F7 karesini kendi atımın kullanımına açmak istiyorum. Bir yandan da vezirin aslında H7 filiyle olan bağlantısını kesmeye çalışıyorum. Peki bu konumda rakip vezir çarpı F5 alamaz mı? Ben bunu daha önceden düşünmüştüm ama bu sefer de saptırma prensibi
aşırı yüklenmiş taş. Hem F7'yi pardon H7'deki fili korumak zorunda bu vezir. Hem de F7 karesini tutmak zorunda. İkisini birden iki görevini birden yapamaz hale getiriyorum onu. Aşırı yüklenmiş taştan faydalanıyorum. Vezir çarpı H7 çift ünlem. Vezir çarpı H7 tek kurallara dahil hamle. Bu konumda da at F7 ile mat. Kale F5 hamlesinden sonra her şekilde kayıp mı ediyor peki siyahlar? Vezir B1 ile şah çekse. Ama vezir B1 şah çekerse şah H2 kaçabiliyorum. Bir daha vezirle şah çekemiyor. Yine vezir çarpı F5 alırsa aynı kombinasyonu uygulayacağım. Vezir çarpı H7, vezir çarpı H7, at F7 mat. Burada file 5 ile devam etse alıyorum basitçe. Benzer tehditleri yineliyorum. Kale E7 planımda var bu sefer. Rakip vezir G6 oynayıp vezir değişmeye çalışırsa hoş. Vezirleri değişsek de iki piyon öndeyiz ama at F7 var. At F7 şah G7'den sonra kale G5 ile vezir kazanabiliyoruz. Şah F7, kale çarpı G6, fil çarpı G6'dan sonra normalde kale fil vezire karşı eğer hisar kurulabilirse siyahlar tarafından yani kale fili olan taraf hisar kurmayı başarabilirse beraberlik şanslarının olduğu bir materyal dengesi ama bu konumda bir de geçer piyonları var beyazların. Pozisyon umutsuzdur ve beyazlar kazanmayı bilir. Bir sonraki örnek 2004 yılında Gongora Reyes ile Blanco Ronquillo arasında oynanmış ve bu da tamamen kare boşaltma, kare temizleme, kareyi istediğimiz taşa açma, doğru taşa açma ile alakalı bir soru. Beyaz oynar kazanır, hatta mattır, iki hamlede mattır, bu üç hamlede mat daha doğrusu. 3 hamlede mat. Beyazlar nasıl acaba 3 hamlede mat eder? Bunu bulmaya çalışabilirsiniz. Buyurun. Beyazlar tabii ki vezir G6 çift ünlem hamlesini yapıyor. Amacımız doğru taş için, at için G5 karesini boşaltmak. G5 karesinde kendi vezirim vardı. Onun dışında G5 karesi dışında da atın şahı tehdit edebileceği pek bir hamle yok. İlk etapta H çarpı G6 alırsa nasıl mat olacağına bakalım. At G5 mat. Çünkü yol temizleme motifi de gündeme geliyor. E dikeyi açıldığı için at G5 hamlesinden sonra siyah şah tamamen çaresiz kalıyor ve mat oluyor. Peki demek ki vezir G6 yaptığımızda H G6 alırsa G5'ten mat olacağı için bunu tercih etmeyecek siyahlar ve şah E7 kaçmayı deneyecek. Bu durumda da cezbetme motifi devreye giriyor. Daha önceden işlediğimiz cezbetme motifi devreye giriyor. Vezir F7. Yine boşa koyduk vezirimizi. Ancak alamıyor. Alırsa at G5 ile yine aynı matı olur. Almazsa gibi bir seçenek zaten yok. Çünkü almak zorunda oyunu devam etmek için. Şah çarpı F7. At G5'ten sonra bu da çok şık bir mattır. Evet yine yol kesmeye yönelik, rakibin savunmasını engellemeye yönelik bir kombinezon var burada da. Yine çok şık bir hamle. Beyaz oynar kazanır. Videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz. Buyurun. Beyazların hamlesi, pardon oyuncuların ismini söylemedim. 2280 reytingli, tabii partinin oynandığı esnada 1971 yılında. 2280 reytingli Roland Behn ile siyahlar da Miroslav Filip adında bir büyük usta. 1971 yılında oynanıyor bu parti. Ve siyahlar taş önde ama çok ciddi bir geçeri var beyazların H6'da. O geçeri kullanarak ve taşlarını da siyah taşlarında henüz gelişememiş olmasına, o geçeri durdurmaya yönelik yardıma gelememesini kullanarak beyazlar kale D8 çift ünlem hamlesini yapıyor. Şimdi zaten fil geriydik bir de kale veriyoruz ama tek amacımız yol kesmek. Yol keserek rakibin taşlarının savunmaya gelmesini engellemek. Peki burada H7 sürseydik olmuyor muydu? Olmuyordu. Rakip file E6 oynuyordu. Hem kalemizi tehdit ediyordu hem de A8'deki kalenin hızlıca H8'i kontrol edecek şekilde konuşlanmasını sağlıyordu. Peki kale D8 hamlesi bunu nasıl engelliyor? Şimdi rakibin şah çarpı D8 gibi muhtemel bir devam yolu var. Ki partide bu oynanmış. Bu oynanmazsa ne olacağına şimdi bakalım. Kale D8'e karşı rakip eğer fil B7 oynarsa o durumda kale çarpı A8 alabiliyorum. Fil çarpı A8'den sonra H7 sürüyorum ve
rakibin benim piyonumu engelleyebilecek, benim piyonumun vezire çıkmasını engelleyecek hiçbir hamlesinin olmadığını görüyorum. Partide oynanan hamle şah çarpı d8. Zaten fil öndeyim, kalesini de alayım. Tamam, vezirini durduramıyorum. Piyonun vezire terfi etmesini durduramıyorum ama en azından kale fille dayanmaya çalışırım şeklinde yapılmış bir hamle. H7, fil b7 ile devam etmesi. H8 vezir. Şah c7 ama görünen hamlelerden sonra partide de bu hamleler oynanmış ve basitçe kazanç olmuş. Beyazlara H4 hamlesinden sonra da terk etmiş. Tek amacımız yolu kesmekti. Yani A8'deki kalenin H geçirine yetişmesini engellemekti. Belki de E7'deki şahın da D8'e sapmasıyla H geçerinden uzaklaşmasını sağlamaktı. Kale D8 hamlesi müthiş bir hamledir ve partiyi kazandırır. Bugünkü örnekler böyleydi. Videonun sonunda da size bir soru sormak istedim. Kombinezon sorusu. Yine bu sefer de rakibin şahının kaçış karesini doldurma, kare doldurma ile alakalı bir kombinezon. Doğru cevap olduğunu düşündüğünüz varyantı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beyaz oynar nasıl mat eder bu konumda? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.